Allahümme zırna aleyhim ya Rabbi. Önce köle kadınlarla ilişkiye girme kılavuzu yayınladılar. Sonra seks kölesi olmayı kabul etmeyen 150 Ezidi kadını katlettiler. IŞİD kan donduran infazlarını sürdürürken örgütün elinden kurtulan Ezidi kadınlar yaşadıklarını anlattı. Birçok Ezidi kadının seks kölesi olmamak için intihar ettiği ortaya çıktı. Uluslararası Af Örgütü'nün hazırladığı Cehennemden Kaçış adlı rapor yayınlandı. Raporda IŞİD'in Ezidi kadınlara yaptığı işkenceler ve kadınların açıklamaları yer aldı. IŞİD'den kaçan 27 yaşındaki Wafa Kod isimli genç kadın, militanlarla zorla evlendirilecekleri için kız kardeşi ve kendisinin intihar girişiminde bulunduklarını söyledi. Boğazımıza eşarplarımızı dolayıp bütün gücümüzle çekip kendimizi öldürmek istedik. Bayılmışım. O olaydan sonra birkaç gün konuşamadım. Birçok kadın hediye veya satılık olarak cihatçılara ve onları destekleyenlere veriliyor. Yine birçoğu İslam dinini seçmeye zorlanıyor. 16 yaşındaki Randa isimli bir kızsa birkaç militana satılık veya hediye olarak verildiğini ve defalarca tecavüze uğradığını söyledi. Bana ve aileme yaptıkları gerçekten çok acı vericiydi. 19 yaşındaki bir kız Musul'da tutsak edildikten sonra tecavüze uğrama korkusu dolayısıyla intihar etti. IŞİD hayatlarımızı mahvetti. Aileme ne olacak? Onları bir daha görebilecek miyim? Bilmiyorum. Öte yandan Alman gazeteci Jürgen Todenhofer, IŞİD'in hakim olduğu şehirlerde 10 gün geçirdi. Todenhofer, izlenimleri sırasında büyük şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. But this 1% movement has the power of a nuclear tsunami. It's incredible. I was so amazed. I couldn't understand this enthusiasm. IŞİD militanları Alman gazeteciye verdikleri röportajlarda dünyaya meydan okudular. But we killed a score of them. So they got terrified and ran away. Gazeteci koalisyon güçlerinin yaptığı hava saldırılarıyla ilgili ilginç bir yorumda da bulundu. IŞİD'in bu yolla bitirilemeyeceğini savunan gazeteci, havadan bırakılan ve sivilleri vuran her bombayla teröristlerin sayısı artıyor dedi.